Eda, iki çocuklu güzel bir kadındı. Kocasıyla severek evlenmişti. Ama çocukları dünyaya geldikten sonra kocasına bir haller olmuştu. Eda'ya eskisi gibi sevgisini ve ilgisini gösteremiyor, son zamanlarda da sürekli kavga ediyorlardı. Aslında kötü biri değildi kocası. Sadece çok çalışıp evine zaman ayırmadığı içindi bütün kavgaları. Gece geç saatlerde işten gelirdi. Varsa iş yoksa iş, onun için bizim hiçbir önemimiz yok galiba diye düşünüp üzülürdü Eda. Üstelik kocası eskisi gibi ona güzel kelimeler söyleyip gönlünü de almıyordu. Oysa ne kadar mutluydular ve ne kadar da severlerdi birbirlerini. Şimdi ise mutsuzdu ve içinde tarif edemediği duygular vardı. O can sıkıntısıyla boğulacak gibi hissetti ve pencereye kendisini attı. Temiz havayı içine çekti. Biraz daha iyi hissediyordu şimdi. Elini yüzünden çekti ve sanki biri onu izliyormuş gibi bir hisse kapılarak sağa sola bakındı. Evet, haklıydı. Tam evlerinin karşısına kalan sitede, kendi yaşlarında, saçlarına hafif aklar düşmüş genç bir adam sigara içiyor. Bir yandan da onu ilgiyle izliyordu. Utandı ve hemen içeri geçip perdeyi kapattı. Perdenin arkasından adamı süzdü. Adam, perdenin arkasında olduğunu anlamışçasına bakmaya devam ediyordu. İlk defa gördüğü bu adamın ona olan ilgisi yan hoşuna gitmişti. Komşuları adam hakkında bir şeyler sorunca yeni taşındılar demişti komşuları. Evli, 3 çocuğu var boy boy. İkisi kız, biri erkek. Demek erken evlenmiş diye düşündü Eda. Tabii bu kadar yakışıklı birini boş bırakırlar mı diye düşündü. Aman ya Rabbi, sen aklıma mukayyet ol dese de o karşı binadaki adam aklına işlemiş, ruhunda yer etmeye başlamıştı. Onun işten geliş gidiş saatini, hatta sigara için cama çıktığı saati bile ezberlemişti. Onu ilk gördüğü andan itibaren ona kapılmış, aklı fikri onunla doluydu. Ama o da, kendisi de evliydi. O da Eda'ya boş değildi, emindi Eda. Ne zaman cama çıksa o da çıkıyor ama artık Eda ondan çekinmiyor. Gözleri onun o güzel gözlerinin derinliğinde kayboluyordu. Akşam evde herkes oturmuş çayını içiyor, Eda da sosyal medya hesabında geziniyordu. Bir arkadaşlık daveti aldı. Baktı tanımadığı bir erkek ismi ama profilden hemen tanıdı. Nereden bulmuştu adını? Aklından o an birçok soru geçti ama hemen kabul etti davetini. Sayfasını gezdi biraz, fotoğraflarını inceledi. Evli ama yalnız yaşayan bir adam görüntüsü vardı profilinde adeta. Eda incelerken mesaj geldi, selam vermişti. Derken böylece yazışmaya, kendileri hakkında ilerleyen zamanlarda bilgiler vermeye başladılar. İkisinin içindeki boşluk sanki dolmuştu. İlgisi hoşuna gidiyor, bütün işlerini her gün bitirip bir an önce onunla mesajlaşmak için can atıyordu. Günler böylece geçmeye başladı. Sonra yüz yüze görüşmek için anlaştılar. Yine gündüz bir saatte yazışırken kızı içeriden seslendi. "Anne!" "Efendim kızım," diyerek telefonun başından kalktı. Ama adam ona buluşma teklifinde bulunmuştu bugün. Eda ne yapıp edip dışarı çıkıp onunla buluşmalıydı. İçi kıpır kıpırdı. Heyecandan ve o duygudan dolayı gözü hiçbir şey görmüyordu. Ne çocukları ne eşi. Yani evli olduğu aklında sanki hiç yoktu. Kalbi onun için çarpa çarpa içeriye geçti. Ve üzerine güzel, şık bir kıyafet giydi. Makyaj yaptı ve aceleyle mutfağa geçti. Çöpü alıp kızlarına ''Ben çöp atıp oradan da markete uğrayacağım. Gecikirsem merak etmeyin.'' diyerek evden ayrıldı. Bir an binadan çıktığında etrafa bakınıp gözleriyle onu aradı. Oradaydı, onu bekliyordu. Elinde de çiçek. Ne kadar şanslıyım. Hem yakışıklı hem de romantik biri diye düşünüp çöpe doğru ilerledi. Çöpü atıp markete doğru yola çıktı. Adam da peşine takılmış, onunla konuşabileceği uygun bir anı heyecanla bekliyordu. O an gelince Eda'nın karşısına geçti ve ''Seni düşünmeden edemiyorum.'' dedi. Eda o an ne yapacağını şaşırdı. Etrafta bir gören olur korkusu sardı bir anda içini. Sosyal medyadan çok konuşmuşlar ama telefonlarını hiç istememişlerdi. Bundan sonra yazışma değil, sesli konuşarak sesini duymak istiyordu ve birbirlerine telefonlarını verdiler. Eda telefonunu yazarken kalbi heyecanla çarpıyordu. Adam telefon numarasını alıp uzaklaşırken ''Seni arayacağım tatlım, bekle beni.'' diyerek uzaklaştı.
Eda markete giderek birkaç parça bir şeyler aldı ve evin yolunu tutup aldıklarını içeri koydu. Ve gözünü telefondan ayırmadan akşam yemeğini yaptı. İç içine sığmıyor, genç adamın aramasını sabırsız bir gönülle bekliyordu. Tam işini bitirmişti ki telefonun çaldığını fark etti. Telefonu hızla alıp odasına gitti ve kapıyı kapattı. Telefonu heyecanla açtı. Evet, arayan oydu. Telefondaki genç adamın sesi çok heyecanlı geliyordu. Eda'ya, ''Seni ilk gördüğüm andan itibaren çok sevdim. Seninle keşke önceden karşılaşmış olsaydık. Belki hayatım daha mutlu olabilirdi.'' diyen adama, ''Senin hislerinin aynısını ben de hissettim. Seni ilk gördüğüm andan itibaren çok sevdim ve aklımdan çıkmıyorsun. Seni unutamıyorum.'' diye konuşmaları devam ederken kapının zili çaldı ve Eda, ''Kapatmak zorundayım.'' dedi. Adam kızgın bir sesle, ''O mu geldi?'' diye sorunca, ''Evet.'' dedi Eda. Adam kıskanç bir tavırla, ''Seni ona yar etmem. En kısa zamanda kaçıp sevdamızı yaşayalım.'' diyerek telefonu kapattı. Adamın sözleri Eda'nın hoşuna gitti ve yüzüne istemsiz bir gülümseme yerleşti. O çıkana kadar kocasına kapıyı çocuklara açtı. Kocası Eda'nın yüzündeki gülümsemeyi fark edince, ''Neden gülüyorsun? Güzel bir haber mi var hayatım?'' diye sordu. Karısı, ''Yok öyle bir şey. Öylesine güldüm işte.'' diyerek geçiştirdi. O günden sonra Eda adamla sık sık konuşmaya başladı. Adam her konuşmalarında, ''Kaçalım, kendimize yuva kuralım. Seninle çok mutlu olacağız. Gör bak güzelim.'' diyerek Eda'yı kaçmaya ikna etmek için elinden ne gelirse yapıyordu. Eda çok düşündü ve artık kocasını sevmediğine karar verdi. Nasıl olsa çocuklar da büyümüştü. Başlarının çaresine bakabilirlerdi. Hayatının aşkıyla karşılaşmıştı. ''Ondan vazgeçemem, seviyorum onu.'' diye düşündü ve teklifini kabul ettiğini söyleyip birkaç parça eşya hazırlayıp çantasına koydu. ''Ne olur ne olmaz, belki lazım olur.'' diyerek bileziklerden iki tanesini de yanına aldı. ''Beni unutmayın.'' dedi laf arasında çocuklarına. Ama çocuklar bu laftan bir şey anlamadı. Yavrularına sarılıp ağlasa da kararından vazgeçmedi. Kaçacaktı. O adam hayatının aşkıydı. Ondan vazgeçemez, ayrılamazdı. Onu çok seviyordu. Evden çıkabilmek için bir bahaneye ihtiyacı vardı. Bu nedenle en yakın arkadaşıyla bir kafede buluşma ayarladı. Oranın konumunu da adama attı ve ne olacaksa olsun diye iç geçirdi. Ertesi gün Gülay'la buluşmaya gidiyorum diyerek evden bir daha dönmemek, yeni bir hayata yelken açmak niyetiyle ayrıldı. Ayrılırken çocuklarına sarılıp öptü. Onlarla vedalaştı. Çocuklar da ''Aman anne, gören de seni bir yere gidiyor sanacak.'' deyince Eda hüzünlendi. Evet, gidecekti. Nasıl olacak? Geride kalanlar ne yapacak diye düşünmeden gidecekti. Onu çok seviyor, ondan vazgeçemezdi. Son bir kez daha dönüp ömrünü adadığı yuvasına, yavrularına baktı ve içini hüzün kaplasa da vazgeçmedi. Kaçacaktı. Bu düşünceyle evden ayrılan Eda, yakın arkadaşı Gülay'la buluştu ve laf arasında ''Necmi'den ayrılmaya karar verdim Gülay.'' dediğinde Gülay arkadaşından beklemediği bu sözler üzerine şaşırdı ve ''Nasıl yani? Neden?'' ''Hayatımda biri var, onu çok seviyorum. Buradan ayrılınca onunla buluşup kimsenin bizi bulamayacağı kadar uzağa kaçacağız.'' deyince Gülay ona ''Eda, kim bu adam?'' diye sordu. Eda arkadaşına ''Karşı komşu, benim yaşlarda, yakışıklı biri, beni de çok seviyor. Tek kusuru onun da evli ve çocuklu olması.'' deyince arkadaşı sinirden gerilmiş bir şekilde ''Sana ne oldu Eda? Sen böyle bir insan değildin. Hem kendi yuvanı hem de onun yuvasını dağıtmaya, çocuklarını da anne sevgisinden mahrum bırakmaya değer mi? Bak canım, yarın pişman olursun. Ben de dahil hiç kimse yüzüne bakmaz. Çocukların da asla seni affetmez. Ve ömrünce evlat hasreti çekersin. Aşk biter, yerine pişmanlığı kalır. Adam belki yuvasına geri döner ama sen ortada kalırsın. Ailen de olur ki sana yaptıkların yüzünden sahip çıkmaz. Allah korusun, yolunu şaşırırsın. Kendine acımıyorsan evlatlarına acı. Onlara bunu yapamazsın, yapmamalısın.'' diyerek ağladı. Ve ''Biliyor musun, benim babam da bir kadın için bizi terk etti.'' dedi.
Babam bizi terk ettiğinde annem ve kardeşimle birlikte yaşadığımız hayatımın en kötü günlerini ve senin de çocuklarının yaşayacağı ruhsal çöküntülerin onları etkileyeceğini keşke bilebilseydin. Ben babamı hiç affetmedim. Cenazesine bile katılmadım. Asla rahmet de vermiyorum. Çünkü o bizi terk edince annem üzüntüden rahatsızlandı. Ve onu kaybettiğimizde ben 9, kardeşim 7 yaşındaydı. Sahipsiz kaldık. Çok ağladık. Ve çok zor günler geçirdik. Dese de Eda onu duymuyor, aklı sevdiği adamda sürekli saatine bakıyordu. Bir ara aceleyle masadan kalktı. Saat geldi, çoktan gelmiştir. Ben gidiyorum, hoşça kal, diyerek çantasını alıp hızlı adımlarla ilerledi. Ve kendini bekleyen adam onu görünce neşeyle elini tuttu. Ve aceleyle otogara doğru hareket eden araçlardan birine binerek gözden kayboldular. Adam, kadının ellerini hiç bırakmıyor, sevgi dolu gözlerle ona bakıyordu. Aceleleri vardı. Bir an önce gitmeleri gerektiğinden hareket edecek olan ilk otobüse bilet kestirip araca bindiler. Telefonları kapalıydı. Kimsenin aramasını ve mutluluklarını bozmalarını istemiyorlardı. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Nasılsa o yanındaydı. Seviyor beni. Bana aşık diye düşünüyor. Adama olan aşkından gözleri kör olmuştu Eda'nın. Bir ara aklına çocukları ve onlara yazdığı mektup geldi ve çocuklar onlara yazdığım mektubu çoktan bulmuşlardır diye düşündü ve ürperdi Eda. Dediği gibi de olmuş. Okuldan gelen kızlar zili çalıp açılması için beklemiş, kapı açılmayınca da anahtarla açıp içeri girmiş ve içeri girdiklerinde masadaki zarfı görüp açmışlardı. Mahallenin sokağı kalabalıktı. Gelen sesler üzerine pencereye dökülenler olduğu gibi merak edenlerin çoğu soluğu dışarıda almıştı. Polis arabaları, ambulans gelmiş, iki genç kız kendini ''Anne neredesin?'' diye yerden yere atıp sinir krizi geçiriyor, cama sokağa sonradan çıkanlar birbirine ne olmuş diye soruyorlar ve aldıkları cevap karşısında ''Vah vah, demek anaları kaçmış, hem de evli bir adamla, ben o kadını tanıyordum.'' Böyle bir şey yapabileceğini tahmin dahi edemezdim. Ama insanoğlu işte, ne yapacağı belli değil diye konuşurlarken sokakta hızla gelen bir taksi fren yaptı. Ve içinden inen telaşlı, gergin adam titreyen elleriyle taksicinin ücretini ödedi. Başı dönüyor, kendisini hiç iyi hissetmiyordu. Kızları onu acelece çağırmış, ağlaşıyorlardı. Karısına bir şey oldu sanmış, korkmuştu. Sokaktaki kalabalık adamı iyice şüphelendirmişti. Kalabalığın içinden 10-11 yaşlarındaki kız çocuğu babasını fark etti ve ağlaya ağlaya babasına koştu. ''Baba, annem'' diyebildi çocuk. Adam ''Ne oldu kızım annene?'' diye sordu. Kızı ''Şu karşıda oturan adam var ya, onunla kaçmış'' deyince adam şaşırdı. Bunca yıllık karısıydı. Kızına ''Yapmaz öyle bir şey. Muhakkak bir yanlışlık vardır.'' dese de çocuk ''Mektup bırakmış'' deyip babasının avuçları arasına mektubu bıraktı. Adam okudukları karşısında yıkılmış, perişan olmuştu. Birden celallendi ve ''Nerede oturuyor bu adam? Çabuk gösterin'' diyerek sinirle kendisine gösterilen adamın evine doğru gitti ve kapıyı çaldı. Daha önce kızları da gitmiş ve annelerini sorunca onlardan bir haber olan adamın karısı ve çocukları da ancak o zaman öğrenebilmişlerdi yaşananları. Kadının içli içli ağlama sesi geldi kulaklarına Eda'nın kocasının. ''Bir şeyden haberi yokmuş, baksana zavallı kadının'' diyerek pişman oldu geldiğine. ''Ah be Eda, rezil ettin bizi'' diyerek içi sızladı. Adamın çocukları da perişan durumdaydı. ''Vicdansızlar, nasıl kıydınız bize?'' diye telaşla ambulansın yanına gitti. Büyük kızı baygınlık geçirmiş, ona müdahale ediyorlardı. Eda'nın yakınları da durumu öğrenmiş, arayıp duruyorlar, ''Var mı bir haber?'' diye soruyorlardı. Eda geride bıraktığı enkazdan bir haber, sevdiği adamın yanında otobüsten indi. ''Geldik'' dedi adam ve Eda'yla el ele oradan ayrılıp kendine kuracakları yeni hayata doğru adım attılar. Eda ilk zamanlar çok mutluydu. Ama sonraları sevdiği ve onun için her şeyi terk ettiği adama bir haller olmaya başladı. Aşırı kıskanç davranıyor, hayatı ona zindan ediyor, pencereden bile baktırmıyor. Onu sürekli kısıtlıyor ve ona güvenmediğini söylüyordu.
Sen ki kocanı, çocuklarını terk etmiş bir kadınsın. Sana nasıl güveneyim? Ya beni de terk edersen, ya beni de başkasıyla aldatırsan diyerek ona kötü davranıyor ve Eda'ya şiddet uyguluyordu. Eda çoktan pişman olmuş. Çocuklarına ulaşmak istiyor fakat nedense bir türlü ulaşamıyordu. Yakınlarından birini arayıp çocuklarını sorunca çocuklarının ''Bizim için annem öldü. Yok artık. Bizi bir daha arayıp sormasın. Benim evladım var demesin.'' diye dediklerini öğrendiği günden beri alemleri yoktan var eden Yüce Allah'tan kendisini affetmesini istiyor. Gözleri yaş içinde büyük bir pişmanlıkla ''Ben bunu nasıl yaptım? Çocuklarımı, eşimi, evimi bırakıp nasıl terk ettim?'' diyerek durmadan gözyaşı döküyordu. Hatırlarsınız değil mi? Televizyon ekranlarından annesini, evladını, yakınlarını arayan ve sonra arkasından türlü oyunların çıktığı programları. TikTok'tan bulduğu birine aşık olup kaçan, bu hikayemizde olduğu gibi çocuklarını, ailesini yok sayıp terk eden ama daha sonra hayatın acı gerçeğiyle karşılaşıp hem geride bıraktığı enkaz hem de kendisinin mutlu olacağını sanıp ama asıl mutsuz bir yaşama adım attığının gerçek sonuçlarını. Bize ne oluyor ki? Evdeki ufak sorunları aşılmaz sanıp çözümü dışarıda, başka yerlerde arıyoruz. Asıl mutluluk, evlatlarımızı topluma kazandırmak varken, kendi nefsimiz için çocukları nasıl terk edebiliriz? Bu zulmü evlatlarımıza nasıl yapabiliyoruz? Nefsi için hayattaki en değerli varlığı evlatlarını terk eden, bir zaman sonra kaçtığı adamı da terk eder. Lütfen sorunları aile içinde çözmeye çalışalım. Kesinlikle mutluluk dışarıda değil. Efsun kalktığında hayatın acı gerçeğiyle yüzleşmeden bu hataya sakın düşmeyin.